Filmde erkek çocuk oynayan Samet karakterini canlandıran çocuk Bilal İnci'nin kızı Elif İnci'dir. Elif İnci'nin annesi Perihan Doygun'u Halime karakterinde çok kısa olarak görmekteyiz. Ali'nin karısının müdürle görünme teklifinde kadın kısmıyla ilgili sahnelerde Asya'nın hem İlyas'a duyduğu saygıyı hem de kadın erkek ayrımcılığını görüyoruz. Kadın kısmına düşmez, İlyas kızmasın. Zaten müdürle görüştükten sonra tüm olanlardan Asya kendini suçlu tutmaya başlar. O gece eve hiç gelmedi. Ertesi gece de kusur bendeydi. Filmde Türkan Şoray filmin finalinin değiştirilmesini ister. Yani Asya'nın İlyas'ı seçmesini ister. Ancak filmin senaristi Ali Özgentürk bunu olumlu karşılamaz. Yıllar sonra Türkan Şoray filmin finalinin iyi ki değiştirilmediğini, değiştirilseydi eğer bu kadar efsaneleşmezdi diyor. Final sahnesi çekilmeden önceki gece Kadir İnanır bilerek uykusuz kalır. Arif Keskiner ile birlikte sabah saatlerine kadar birlikte takılırlar. Kadir İnanır birkaç saatlik uykuyla final sahnesini çeker. İlyas'ın yani Kadir İnanır final sahnesinde bitkin halde görünebilmesi için böyle bir yola başvurulmuş. Filmde Cemşit'le birlikte başka bir iyi insan da Ali Hoca'yı görürüz. Sevecen, hoşgörülü ve iyilik yapmayı seven biridir. Asya ve İlyas evlenince onlara bacanağının evini ayarlar. İlyas, Nine zannettiği bir kıza aşık olur ve hikaye başlar. Boşuna bekleme Nine. Seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Çocukluk dönemlerimde Cemşit'i sevmezdim. İlyas'ı tutardım. Ama sevginin ne demek olduğunu öğrendikçe Cemşit'in gerçek bir emektar ve iyi bir adam olduğunu anladım. Asya Cemşit'le yeni bir yuva kurmuştur. İlyas'ın Aldırma Gönül adlı kamyonunun adı değişmiş, Al Yazmalı olmuştur. İlyas'ın Al Yazmalısı artık kamyonudur. İlyas bir anlık öfkeyle birlikte nefsine yenik düşmüş, girdiği yolda çıkmazların içerisine girmiştir. Aynı şekilde çıkmazlara Asya'yı da sokmuştur. İlyas düşüncesizdir. Cemşit ise ince düşüncelidir. Bunu İlyas'ın Asya'nın peşine takıldığı, hatta kamyonu üzerine sürdüğü sahnelerden görebiliyoruz. Bir sahnede de Asya'nın evine kadar gidiyor. Köy yerinde genç kızın adı çıkar mı, başı belaya girer mi diye düşünemiyor. Hatta aklının bir tarafı da Dilek'tedir. Onu Dilek'in anlayacağını düşünerek Dilek'e gidiyor. Cemşit ise o kadar ince düşüncelidir ki Asya onun evine gittiği zaman ben dışarıdaki odada yatıyorum diyor. Dışarı çıkarken anahtarı dışarıdan alıp kapının iç tarafına sokuyor. Asya'nın kendini güvende hissetmesi ve kendisinin zararsız biri olduğunu kanıtlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Cemşit'in insanları düşündüğünü, İlyas'ın ise yalnızca kendini düşündüğünü Cemşit'in yolda kaldığı sahnelerde de görebiliyoruz. Yüküm ağır, üstelik tam saatinde yerine ulaştırmam lazım. Mal mı mühim, can mı mühim? İlyas'ın bencilliğini Samet'i kaçırmaya kalktığı final sahnelerinde yine görüyoruz. Samet kendisiyle giderse Asya'nın da onunla gideceğini düşünüyor. Olan Asya'ya oluyor. Hani Ezel dizisinde Ramiz dayı diyordu ya, oysa bir gün herkes öldürür sevdiğini. İşte burada ölen Asya oldu. Asya'nın hayalleri, geleceği, umudu, mutluluğu öldü. Hatta Asya'nın kadınlık gururu bile kırıldı. Ulu ortada onlarca erkeğin ve onun adının çıktığı kadının gözü önünde dayak yedi. Sevdiği adamdan dayak yedi. Hor görüldü. Bir kadına yapılacak en büyük hakaretlerden birine maruz kaldı. Tüm bunlar yetmez gibi İlyas, Asya'yı terk edip Dilek'e gitti. Ben şahsen aşka inananlardandım ama yaş aldıkça sevginin, aşkın aslında emek olduğunu anladım. Cemşit, Asya'nın kalacak yerleri olmadığını anlayınca ona evini açar. Orada bir süre daha kalmalarını ister. Zaman içerisinde Asya'ya ve Samet'e alışır. Hatta onları bir aile gibi sever. Sabırla Asya'nın onu seveceği günü bekler. Cemşit, İlyas'ı yaralı bir şekilde getirdiği zaman Asya'nın eski kocası olduğunu anlar. Ama Asya'ya hiç sormaz bile, konusunu bile etmez. Onun gururunu kırmak, onu üzmek istemez. Cemşit hatta içinden eski kocası olduğunu bilsem getirir miydim diye sorar kendi kendine. Sonra getirirdim diyor. İlk kocası olduğunu bilseydim getirir miydim buraya? Getirirdim, yaralıydım. Cemşit'in ne kadar yüce gönüllü ve ne kadar şefkatli biri olduğunu bu sahnede de anlıyoruz. İlyas Asya'yı kaybedince değerini anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Asya İlyas'a aşıktı ama sonunda Cemşit'i sevdi. Bir aşk öldü, bir sevgi başladı. Asya'nın halen İlyas'ta gönlü vardır ama emek ve sevgi aşkı bastırmıştır. Asya artık Cemşit'i seviyordu. Finalde de bunu anlayabiliyoruz. Çünkü Samet'in İlyas'la gitmesini istemiyordu. Ne olur gitme. Gitme ne olur. İçten içe kahrolsa da tercihini aşktan yana değil, emekten yana, sevgiden yana, iyilikten, şefkatten, hoşgörüden yana yapmıştı. İlyasların cirit attığı ülkemizde Cemşitlerin çoğalması dileğiyle son olarak sevgi neydi? Sevgi iyilikti, sevgi dostluktu, sevgi emekti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti,
dostluktu. Sevgi emekti. Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş Türk'üm benim.